Günaydın, 19 Mayıs 2022 Perşembe sabahı. Saat 6.30. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve spor bayramımız kutlu olsun. Şu an Ulukuşla'dayım. Arkamda gördüğünüz kervansarayın hemen önünde çadır kurdum. Burası Öküz Mehmet Paşa Tarihi Kervansarayı. Şimdi bu kervansaray Faruk Nafiz Çamlıbel'in Han Duvarları adlı şiirinde adı geçen kervansaray olduğu söyleniyor. Tarihi kayıtlara göre şair Ulukışla'dan Kayseri'ye doğru yolculuk yaparken bu kervansaraydan ve yaşadıklarından etkilenip bu şiiri yazmış. Öyle biliyorum. Öyle yazıyor. Baktım biraz araştırdım. Biz de boş adam değiliz. Araştırıyoruz da boş boş konuşmuyoruz. Yağız atlar kişnedi. Meşin kırbaç şakladı. Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar. Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar. Gidiyordum gurbeti gönlümde duya duya. Ulu kışla yolundan Orta Anadolu'ya. İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık. Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık. Gök sarı, toprak sarı. Çıplak ağaçlar sarı. Arkada zincirlenen yüksek Toros dağları. Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler. Sonra dönerken inleyen tekerlekler. Saat 9. Toparlandım. Yavaş yavaş yoluma çıkıyorum. Burası Ulukışla. Şimdi saat 9.30. Pozantı'ya doğru inişe geçeceğim. Yol sıkıntılı. Ben biliyorum bu yolu da. Yağmur yağma ihtimali var bugün. Yağmurlu mağmurlu var. Rüzgar arkada. Şimdi 1400 metreden 900 metreye galiba iniyorum. Pozantı'ya doğru. Pozantı'ya gelmeden 6-7 kilometre önce Alpu diye bir köy var. O köyden döneceğim. Aladağların eteklerinden bir dere yatağından ağır ağır tırmana indiğim yolu tekrar çıkacağım. Yine yaklaşık 1400-1500 metreye çıkış var. Öyle çam ardına doğru gitmeyi planlıyorum bu akşam. Şimdi bak Ulukışla'dan çıkıyoruz burada zaten. Şurada bir tabela fotoğrafı alırız. Aslında normal planlamamda Pozantı üzerinden gitmek yoktu da kolsuz geçitini tırmanıp oradan aralardan gidecektim. Ama oradan vadi içinden dere kenarından yukarı yavaş yavaş tırmanacak olmak, bir de Aladağların manzarası sebebiyle daha güzel bir manzara olacağını düşündüm. Onun için gidiyorum. Yani çok da bir şey fark etmiyor. Oradan da tırmanıyorum. ...30 kilometre kadar Pozantı'ya doğru iniyorum. Ondan sonra bir 30 kilometre de tırmanacağım herhalde. İniyorum ben.
Abo, trafiğe bak. Sanki memleketin bütün kamyonları buradan geçiyor ya. Heyelan bölgesinden geçiş yapacağız. Hadi bakalım. Abo. Kelle koltukta gidiyoruz vallahi. Ha. 27 kilometredir iniş yapıyorum. Şu an Çiftehan diye bir yerdeyim ve ilk yağmur damlasını bacağımda hissettim şu an. Geliyor yavaş yavaş yağmur. Artık bir yere sığınacağız bir şekilde. Bu Çiftehan denen muhit termal bir bölge galiba. Çünkü şeyler var, oteller var, termal oteller. Bir sürü. Abo, gökte gürüldemeye başladı. Yağmur bir atıştırdı. Şöyle demir yolun altında köprüde durdum. Şöyle yağmurlu yağmurlu yedim. Yağmur yağdı, durdu. Şöyle benzin istasyonunun kuytusuna sığındım. Agalarla biraz muhabbet ettim. Çay içtim. Şimdi şöyle baktığın zaman bayağı da hava açtı gibi gözüküyor. İkinci bir dalgaya kadar yolumuza devam edeceğiz. Korkarak yol yapılmıyor. Böyle hava var. Gideceğim yerde gök de gürüldüyor ama yapacak bir şey yok. 5 kilometre kadar gideceğim. Ondan sonra Çam Ardı'na döneceğim. Orada trafik sakinleşecek diye umuyorum. Şimdi bir süre Adana Otoyolu ile beraber paralel devam edeceğiz. Ondan sonra benim yolum onlarla ayrılıyor. Bu da benim sefil ve acınası hayatımdan bir kesit. Perişanız, paramparça, dargınım, kırgınım sana. Yağmur yine hızlandı. Şöyle otoyolun altındayım. Şöyle bir tesis var karşıda. Cami mami de var. Böyle buraya geldim. Benim sefil ve acınası hayatımda böyle. Buralarda böyle takılıyoruz şimdi. Şurada karşıda nehir var. Benim grup bu buraya gitti çekişim.
Az evvel yanlışlıkla kayda basmamışım. Salak salak kendi kendime konuşuyormuşum. Sonra fark ettim. Tekrar kayda giriyorum şu an. Buradan şöyle Çakıt galiba. Çünkü köprülerin isimleri Çakıt 1, 3, 5, 7, 9 diye gidiyor. Buranın da otoyol. Bir gidiş bir dönüş köprü. Viyadük gibi bir yer burası. Ah be! Fırtınayla cebelleşiyoruz. Şimdi bu Pozantı Adana Mersin yolundan ayrılacağım. İleride bir Safak var. Oradan sola doğru dönüp tırmanışa geçeceğim. Çamardına yaklaşık bir 50 kilometre var. Yani 50 kilometre tırmanacağım. İşte 250 metre sonra Safak geliyor. Niğde, Adana, Mersin artık ne yoluysa. O yoldan ayrıldım. Çamardına doğru tırmanış yapacağım. Şurada önümde 2,5 kilometre %10 eğimli bir rampa var. Onu aşacağım. Bir yandan da yağmur yeniden başladı. Artık ıslana ıslana yolumuzu alacağız. Arkaya bakarsanız bulutlar yine toparlanmaya başladı. İkinci dalga yağmur gelecek herhalde. Ben şurada eski bir kulübe vurdum. Çatısı matısı var en azından. O yağmur gelirken şurada bir şeyler atıştıracağım. Karnım da acıktı. Ne yapayım? Yoruldum. Ayaklarım da ıslandı. Şimdi çorapları değiştirmem lazım. Şöyle kahve suyu koydum. 2 bardak. Ne yapacağım? Yemek hazırlamayacağım. Nohutlu bulgur pilavı var. Bir tane de etli nohut yemeği aldım. İlk defa alıyorum. Nasıl bilmiyorum. Yağmur başladı. İyi ki kuytuya atmışım kendimi. İleride ne var ne yok hiç belli değil. Şimdi ben buraya kendimi niye attım? Güzel soru. Hiç mi daha güzel bir yer yoktu da bu izbe yere geldim? Bunun bir sebebi var. Burası böyle öyle biraz malca zenginlerin muhiti burası. Yayla evleri, villalar var. Herkes dört tarafını kapatmış. İçeriden de kapıyı kilitlemiş, tamam mı? Dışarıdan kimseye girişine izin vermeyecek şekilde siteler var burada. Ondan dolayı açıkta yağmurda kalsam perişan olacağım. Artık böyle dandik dundik kırık dökük bir yer olsa da buraya girdim. Durumlar böyle. Oh, buz gibi. Soğuk yağmurlamada sıcak bir bardak kahve. Ve etli nohutlu bulgur pilavı. Afiyet olsun. Az evvel jandarma geldi. Hayırdır dediler. Ne yapıyorsun burada? Şikayet mi olmuş? Onlar gördü mü bilmiyorum. Dedim nereden gördünüz ya? Biz gördük dediler. Türk jandarmasından kaçış yok. Dedim aga bisiklet turundayım. Yağmura yakalandım. Yağmurdan korundum. Yemek yedim. Burada şimdi toparlanıp gidiyordum dedim. Burası Fındıklı Köyü diye bir köy. Ekmek aldım. Şimdi devam ediyorum yoluma. Burası Kamışlı, Pozantı'ya bağlı bir mahalle diyor. Yani köy. Artık siz anlayın. Ben mahalle diyeyim, siz köy anlayın. İki tane jantlarım kırıldı şu an. Çok etkilemiyor ama yalpalamaya başlıyor tekerlek. Güzel bir yer bulursam kamp kuracağım. Bundan sonra böyle hafif tatlı tatlı bir tırmanış var. Ya o tırmanışı da böyle açık havada keyifli bir şekilde yapmak istiyorum açıkçası. Onun için fazla ilerlemek istemiyorum ama bakalım uygun yer bulursam tabii.
Uygun yer bulursam bu gece buralarda bir yerlerde kalacağım. Tamam, şimdi Kamışlı'da jantellerim kırıldı dedim ya. Jantellerini değiştirdim iki tane. Oradan millet başıma üşüştü. Murat diye bir berber arkadaş çay ısmarladı bana. Şurada bir cami var. Yazıcak Köyü Bahçelievler Mahallesi Hacılar Camii. Yarım saattir, bir saattir orada oturuyorum. Hoca ne geldi, ne selam verdi, öyle kendi işiyle. Çok ilgi alaka görmedim. İnsan bir sorur. İyi misin, kötü müsün, bilmem ne misin? Gözümün içine baka baka girdi içeri, hiç selamsız, sabahsız. Aybeye maaş alıyorlar. Her neyse işte. Karşı tarafta bayağı bir sıkıntılı durum var. Gideceğim bakalım, ileride daha düzgün bir yer bulursam bir yerlere atacağız kapağı. Arkadaş, gittiğim yönde vaziyet çok fena ya. Bilmiyorum ne yapacağım yani. Şurada camide bir tane insan evladı olaydı gitmezdik ama işte gidiyoruz. Durum hiç iç açıcı değil. Gideceğim taraf hep bulut. Bulut, yağmur bulutları. Aa, havanın durumu çok sıkıntılı. Daha da ilerlemeyeceğim zaten. Saat 7'ye geldi. Hatta 7.30. Biraz bir yarım saat, bir saat sonra hava kararacak. Şöyle bir terk edilmiş bina buldum. Şuraya mı, içeri mi, artık bir yere çadır kuracağım. Şu karşıda oturanlar var. Onlara dedim, haber verdim. Dedim ben buradayım. Haberiniz olsun. Korkmayın. Jandarma mandarma da geliyormuş. Problem değil yani. Buradayım bu akşam.